Efendim Ayasofya Meydanı'nda Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine Filistin'e destek mitingi yapılıyor. Yapılacak mitingi Yalın Onat Ergör de takip ediyor. Yalın mitinge, şimdi hemen Yalın'a döneceğim. Mitinge katılım nasıl olacak diye soracağım. Detayları soracağım. Yalın'ı da gördüm. Kolay gelsin Yalın, sendeyiz. Evet. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin suikaste uğraması sonucunda dünden itibaren aslında Ayasofya Meydanı'nda ilk önce gıyabi cenaze namazı kılınmıştı. Bugün de onun son çağrısına uyulması adına Şehit İsmail Haniye'ye sözümüz var diyerek sivil toplum kuruluşları bir miting düzenledi. Mitinge son çağrı mitingi adını verdiler. Çünkü İsmail Haniye 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirlere destek için uluslararası bir inat ederek tüm dünya ülkelerini gösteri düzenlemeye çağırmıştı. Suikaste uğramasının ardından da son çağrısı olarak bir vasiyet olarak sayıldı bu STK'lar tarafından. Ve bugün de burada toplanıldı Ayasofya Meydanı'nda. Kalabalığı şöyle bir gösterelim. Burası Ayasofya Camii'nin hemen önündeki alan. Ama biliyorsunuz arkamız yine Ayasofya Meydanı Sultanahmet Camii'ne kadar. Yine oraya çıktığımızda da o kısımda tamamen kalabalık ve dolu durumda. Ve burada bugün toplanıldı. Peki program nasıl olacak? Hemen onu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Dualar okunacak. Yine konuşmalar yapılacak. Konuşmalardan birini de Filistin Dayanışma Platformu adına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gerçekleştirecek. Yine Hamas'ın siyasi büro başkan vekili Halit Meşel'in de bir video mesajla buradaki programa katılım sağlaması bekleniyor. Video mesaj göndermesi bekleniyor. Onun da buradan mesajları iletilecek ve o da yine bu kurulan platformda yayınlanacak. Şimdilik buradan bunları aktarabiliriz. Program yavaş yavaş başlamaya başladı. Marşla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle de devam edecek. Yalın, çok teşekkürler.